Bosna Hersek özellikle yöresel lezzetleriyle de çok meşhur ve çok zengin. Ortak bir geçmişe sahip olunca lezzetlerimiz de aynı. Tulumbalar, baklavalar, köfteler, börekler. Hepsi de iştah kabartan lezzetlere sahip. Hele hele binbir emekle yapılan boşnak böreğine ne demeli? Hem de közde pişmiş. Of 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 of. Böreğin güzelliğine bakar mısınız? Bosna Hersek demek, börek demek. Boşnak börekleri dünyaca meşhur. Ve biz de şu anda tam da kentin merkezinde harika bir börekçiye geldik. Bu börekleri sizlere göstermeden gitmek olmaz. Közde Boşnak Böreği. Beyefendi yıllardır burada Sarayova'nın merkezinde bu tarihi çarşıda börekleri pişiriyor. Kıymalısı var, ıspanaklısı var, patateslisi var, peynirlisi var ve buraya gelenler, muhakkak turistler, işte bu güzel böreklerden tadıyorlar. İftar vaktinde özellikle burası bayağı bir dolu olacak. Ama tabii Bosna Hersek demek börek demek. İşte bu nefis börekler gün boyunca beyefendi tarafından yapılıyor. Tamamen hamuru el açması. Ürünler tamamen doğal. Ve yavaş yavaş beyefendi közde pişiriyor bu güzel böreği. Hemen ben tezgahın yanına geçmek istiyorum. Of çok güzel. Buyurun diyor. Tabii esnaf artık Türkçe'yi biliyor. O kadar fazla Türk turist geliyor ki. Ve Türkler de burada yaşam sürdüğünden dolayı. Müthiş bir tabii Türkçe konuşma. Hiçbir kesinlikle anlaşmada sıkıntı yok. Hemen şimdi Mirza rehberimiz Mirza'nın yanına geçmek istiyorum. Evet. Mirza Bey, boşnak börekleri sırf bu börekler için gelinir buraya. Gerçekten öyle ama. Saraybosna gastronomi konusunda müthiş bir nokta yani. Burada 1000 çeşit bulabileceğiniz yemeklerimizi sunuyoruz. Kelle paçasından başla, Bosna böreklerinden, ondan sonra köftelerimizden, Begova çorbasından. Yani Türk mutfağına çok benzer bir mutfağımız da bulunur. Hepinizi davet ediyoruz yani. Kesinlikle herkes gelsin ve işte bu güzel boşnak lezzetlerine tadın diyoruz. Patatesli, ıspanaklı, peynirli, kıymalı. Boşnak böreği öyle özel ve önemli bir yere sahip ki burada boşnak böreği açamayan kız evde kalıyor. Tarihi baş çarşıda gezerken Bosna'nın Osmanlı'nın en önemli sancak bölgesi olduğunu ve Avrupa'da kurduğu en büyük kent olduğunu söyleyeyim. Bu tarihi sokaklarda gezerken Osmanlı kültürünün ve ruhunun hala yaşadığını hissediyor insan. Çok iyi korunmuş. Nereye gidiyoruz? Şu anda Bravacılık Caddesi'nden Bakırcılar Caddesi'ne geçiyoruz. Burada tarihi dükkanlarımız mevcut. Babadan oğula geçen bir şekilde burada ailede hep işler kalıyor. Burada yazıyor Kazancılık. Evet, yani Kazancılık yani Kazancılar, Bakırcılar Çarşısı. Bakırcılar Çarşısı. Burada çok güzel kahve setleri yaparlar. Bakır işleme, kahve setleri, ibrikleri, ayran içebileceğiniz böyle güzel bardakları vesaire ve hepsi el yapımı. Buradaki esnaf kültürü UNESCO'nun koruma listesinde alınmıştır.